Abi. Selamlar herkese, merhabalar. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Balgat'tayız. Etna Pizzeria restorandayız. Burada ne yapacağız? Bu sefer değişik bir şey deneyeceğiz. Bolca gördüğünüz YouTube videoları var ya, versus videoları böyle. Onunla onu karşılaştırırlar, bununla bunu karşılaştırırlar. Sodayla portakal suyunu karşılaştırırlar falan. Biz de bir şey karşılaştırırız. O kadar şey yapmayalım ama yani ne yapacağız biliyor musunuz? Menüdeki en ucuz pizzayla menüdeki en pahalı pizzayı karşılaştıracağız ama kendimizce yorumlayacağız. Takip eder misin beni dostum? Hadi dur. Hani etmiyordun az önce, ne olur şimdi olur. Şimdi oldum, şuna gittim. Selamlar, kolay gelsin. Sağ olun, yemek bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim, nasılsın, iyisin? Sağ olun, nasılsınız? Eyvallah, sağ olasın. Cevdet Bey, mekanın işletmeci ortaklarından bir tanesi. Burada bizi ağırlıyor, karşılıyor. Güzel İtalyan pizzaları yapıyorlar. Bakalım neler yapacağız bugün. Nereye geçelim abi? Buyurun, şöyle alın. Bak burada yanardağlı falan temalar var. Allah Allah. Yani niye bu var? İşte bizi aldığımız yanardağın resmi. Etna. Etna, yanardağ. Bak görüyorsun değil mi? Ne kadar yaratıcı isimler çıkıyor yani. Hani Etna deyince hani böyle etilerle nalburcu mesela. Ha, değil mi? Güzel. Kapağa dikkat et yalnız. Biraz şeyler, orada bende de sıkıntı yaşadım az önce. Cevdet kardeşim, biz burada menüdeki en pahalı pizzayı ve en ucuz pizzayı sipariş etmek istiyoruz. O yüzden menü rica edebilir miyiz öncelikle? Tabii. Etna, biraz bahset abi, markandan bahset bize lütfen. Etna yanardağdan gelir. Sicilya'nın doğusunda bir aktif yanardağdır. Aktif miymiş hala? Yani aktif olarak geçiyor. Ha. İtalyan pizzası yapmaya çalışıyoruz. İnce hamurlu. Aha. Sadece pizza yok herhalde mi? Pizzadan dışında da ürünlerimiz var. Makarnalar var. Evet, makarna, burger. Izgara et de vardı. Evet. Ama bizim konumuz bugün neydi biliyor musun? Girişte de bahsetmiştim Cevdet sana. Şimdi sizin menüdeki en ucuz pizza nedir? Margarita büyük ihtimalle. Bir de bu arada tek boy pizzalar. 32 santimlik tek boy pizza yapıyorlar. Burada biz bir margarita sipariş edelim. Bir de en pahalı pizza hangisi abi? Napoletana mı? Napoletana var. O da İtalya özgü bir pizzadır. Napoli tarzı. Sosu, peyniri. Bu neden daha pahalı diğerlerinden? Manda mozzarellası peyniri kullanıyoruz. Mozzarella'dan dolayı. Manda et yok bunda? Et yok ondan. Etli bir şey olsun. Etli bir şey bir öbür sayfamızda var. Kalamar karides severseniz yine en pahalı pizzalarımızdan bir tanesi olur. Valla ben en pahalıyı seçmek istiyorum ya. Neyi seçiyoruz o zaman? Mediterraneo. Aha. Ne geliyor bakalım? Mediterraneo. Mediterraneo. Abi bak. Ne bilsin ne abi? Mediterraneo. Ya, komestai. Biz de dedik, biz de öyle dedik yani. Mediterraneo dedik yani. Biz Türk usulü dedik, Angaralıyız kardeş. Mediterraneo. Ne? Söyleyemiyorum, adam daha güzel söylüyor. Mediterraneo. Mediterraneo'yu seçiyoruz. Niye? Çünkü menüdeki en pahalı pizzalardan bir tanesi bu. En ucuz pizzayla, margaritayla en pahalı pizza diye siparişini veriyoruz, verdik. Kestik. Muharrem Usta yapabiliriz. Abi selam ya, hayırdır? Selam, hoş geldiniz. Naber iyisiniz? Şimdi Muharrem Usta, Etna'nın ikinci ortağı, değil mi? İkinci, hem de şefi. Yani bu güzel pizzaları Muharrem Usta açıyor. Muharrem Ustacığım, biz şimdi siparişlerimizi geçtik. Bir... Kaçak mı? Margarita, pizza margarita, bir de tereyağın. En ucuz ve en pahalı pizzayı seçtik. Bunun karşılaştırmasını yapacağız. Ben seni mutfakta baş başa bırakayım. Arada da dalayım böyle. Parça olayım. Teşekkür ederim. Bu ne biliyor musunuz? Odun ateşi. Şimdi 32 santim mi? Evet. Elimle açtım. Elimle açtım. Tebrik ederim. Gözümle açtım. Gözümle açtım. Bak ölçerim abi. Ölçelim. Vallahi ölçelim. Şurada cebimde benim bir şeyler vardı. Orada gömleğin. Hop, gördüğünüz gibi. Bir gömleğini alırım ama. Gömlek sana feda olsun abim. Evet, şimdi 32 santim şuradan görüyorsunuz. Geliyoruz, çapın başına koyuyoruz. Abi şey adam 32'den fazla yapmış. Helal olsun. Şimdi o 1 santim de şey yapacak zaten. 1 santim çekecek değil evet, mi? Gel 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 gel. Gel kusursuz hatasız 32 santim. Çekiyor zaten. Muharrem abi. Harikasın. Eller. Valla bu eller öpülesi eller yani. Gerçekten adam eliyle göz kararı 32 santim açtı çat diye. Sosta ne var abi? Bol bol. Bol bol fesleğenimiz var sosta. Lezzet veren de odur zaten. Böyle güzelce boyunca sürüyoruz. Mozzarella'larımızı da koyuyoruz. Evet. Güneşte kurutulmuş domatesimizi.
koyuyoruz. Ama peynir yok mu abi? Peyniri üzerine koyuyoruz. Ucuz pizza, pahalı pizza. Hadi bakalım. Hangisi hangisi? Bu ucuz pizza, bu pahalı pizza. Gördüğün gibi zaten pahalı pizza hala yapılmaya devam ediyor. Ucuz pizza bitti. Bu alttan bir şeyler falan çıkıyor bak. Kalamar mı? Karides ve kalamarımız. Acı sosun abi onlar, ne ya? Böyle sanki marinesi var orada. Evet, marine edilmiş. Hafif acı mı? Böyle tereyağında. Hafif acı var mı? Hafif pizza'da? Acısı var. Çok hafif. Kırmızı tatlı biber ve kekik eşliğinde tereyağıyla kızartıyoruz bunu. Ne döktün abi? Toz parmesanımızı ben ilave ediyoruz. Biraz sarımsaklı zeytinyağı. Biraz da kekiğimizle koyuyoruz. Al sana enfes bir pahalı pizza. Hazır. Şimdi fırına gidiyoruz. Pizzalarımızı pişirdik Muharrem Usta'yla sağ olsun. Pizzalarımız geldi. Ne dedik? Bir tanesi ucuz, bir tanesi pahalı. Zaten ucuzun süslemesinden de gördüğünüz gibi basit bir süslemesi var. Çünkü ucuz pizza. Bu ne? Pahalı pizza. Buna arkadaş her şeyi koyduk. Daha kekinden tutta işte közlenmiş biberine, karidesine, kalamarına falan. Ya ne oldu? Menüdeki en pahalı pizzayla en ucuz pizzayı yapmış olduk. Şimdi tek tek soruyorum, bunun içinde neler var? Domates sosumuz var. En başta da ustamız yaparken de söylemişti. Domates evet. Sos. Üzerinde yine mozzarella. Kalamar karides yine tereyağında kavurarak yapıyorlar. Evet. Evet. Güneşte kurutulmuş domates, dağ keki, pesto sos en üzerine piştikten sonra. Aynen. Bakın bu pahalı pizza olduğu için anlatması da uzun sürüyor Güray. Bunda ne var abi ucuz pizzada? Margarita'da aslında pizza deyince ilk başta akla gelen margarita'dır. Pizzanın babası. Babası. Bunun üzerine koyarsan artık onlu pizza olur. Bu margarita, bu babası yani. Bu. Temel taşı pizza. Temel taşı, aynen öyle. Karşılaştırma videosudur bu, tamam katılıyorum ama yemek işi tamamen tercih meselesidir. Kimisi karışık olmadığı için margaritayı tercih eder. Kimisi kesesine uyduğu için margaritayı tercih eder ama ben burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir deyim vardır bizde. Yemek için mi yaşarsın, yaşamak için mi yersin? Ben kendi adıma yemek için yaşayanlardanım. Bu iki pizzanın adına aslında margarita ve mediterranyo ama ben buna diyorum ki yaşamak için ye pizzası, buna da yemek için yaşa pizzası diyorum. Ben genelde bunu tercih ediyorum. En ucuz pizza da az döküyorum, tamam mı? Bu zeytinyağlı acı değil mi? Evet. Biraz çok. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Kendi yaptıkları zeytinyağlı acı da masada duruyor. Dilediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz. Bir tane pizza yapar. Nasıl? Anlamadım. Sen acı kutu mu lan? Az önce künefe yedim, bir saat önce künefe yedim, şimdi pizza yiyorum. Bende kim bir de kimse de yok. Abi ne böylesin? Nasıl lan? Böyle. Nasıl? Böyle değil, böyle. Evet. Yemesi hafif, keyifli bir pizza. Aslında bu tamamen doyurucu. Peynir hissettiğiniz, sos hissettiğiniz ince hamurlu bir pizza. Gayet keyifli, fiyatı uygun. Deniz mahsulüyle pizzamıza geçiyoruz. Bir kere baharatından fark ediyor. Pul biberinden fark ediyor. Bak kardeşim yemedim bir saniye. Deniz mahsulü pizza gerçekten çok farklı bir şey. Lezzet olarak çok farklı bir şey. Hani çok bizim ağız tadımıza uygun değil ama pizzanın üzerine çok yakışmış bence. Tamamen maliyetle alakalı. Pahalı pizzada deniz mahsulleri kullandık. Ne oldu fiyatı? 32 lira oldu. Margarita'da neredeyse hiç malzeme kullanmadık. Peynir ve sosları kullandık. 21 lira mıydı? 21 lira oldu. Yani karşılaşmak tamamen sizle alakalı. Ben olsam bunu tercih ederim yani. Ben pahalı pizza tercih ederim. Deniz ürünleri seviyor musun? Severim. Güveçte karidese bayılırım, kalamara bayılırım falan. Bu senlik o zaman. Bu benlik. Güzel. Benim tercihim bu olur. Ha çok
biri bana bunu getirse ben buna hayır demem. Bu çok lezzetli. Ben buna hayır demem. Yani bu tam böyle ne pizzası biliyor musun? Öyle sinema izlerken yiyeceğiniz pizza. Tatlı. Evde aynen. Bu tam onun pizzası. Bu keyif pizzası arkadaş. Bununla geleceksin böyle oturacaksın burada sıcak sıcak fırından çıkar çıkmaz. Bundan bir tane sipariş edeceksin. Günün güzel geçecek. Abi yemek için yaşıyorsanız. Bunu yiyeceğim ben. Bunu yiyin. Ben bunu beğendim. Burada yemek yerken mesela içeceğe karar veremediniz ya. Fark etmez derseniz. Yani ne içersiniz diye sorar adam size. Fark etmez derseniz limonata geliyor. Test ettim limonata geldi. Fark etmez. Güzel. Çok güzel. Ev yapımı değil mi? Evet. Ev yapımı limonata. Şimdi çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi pahalı pizza, ucuz pizza işin şakası ama bu deniz mahsullü pizza bence çok yakışmış. Yani bir pizzada nasıl olur diye düşünmeyin. Mutlaka bunu Etna Pizzeria'da deneyin. Gerçekten çok keyifli pizza. Ben şaşırdım. Ben ilk defa yedim deniz mahsullü pizza ve gerçekten bayıldım. Aslında düşünmesi de biraz şey geliyor. Hani deniz mahsullü, işte karidesin, kalamarın, pizzanın ne işi var diyorsun ama gerçi o kadar yakışmış ki. O nedenle ben kesinlikle bütçeyi falan bir tarafa koyarsak pahalı pizzayı yani Mediterranean'ı tercih ederim. Şimdi bu da güzel bir pizza. Ama o biraz... Ama tabii bu işte fark bu işte anladınız mı? Yani hani pahalı pizza ile ucuz pizza arasındaki fark bu. Yani tamamen damak tadı. Ben daha keyifli bir yemek istiyorum derseniz bir tık fazlasını ödüyorsunuz. Pahalı pizzayı seçiyorsunuz. Ama yok ben sadece doymak için lezzetli pizza yemek istiyorum derseniz de o zaman da margarita pizzayı seçiyorsunuz. Yani bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama genele bakacak olursak öyle aman aman bir kesinlikle bu diyeceğimiz bir fark yok. Yok yani zaten altyapıları aynı. Yani, üzerine deniz mahsulleri ekleniyor. Lezzet artıyor. Lezzet katsayısı artıyor. Ama ben ikisi de benden geçer not aldı. Ben ikisini de gönül rahatlıkla tavsiye ederim size. Ustacığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Efendim, teşekkür ederim. Balgata yolunuz düşerse, düşmese de bu yakın çevredeyseniz zaten paket servisleri var. Hızlı bir şekilde paket de bunu alabilirsiniz, bu pizzaları. 2 dakikada pişti. 5 dakikada hazır evet, kaldı. Evet, bu taş fırın özelliği arkadaşlar. Normal fırında pizzalar biliyorsunuz 7-8 dakikadan aşağı pişmez ama taş fırında, ısısını almış bir taş fırında 2 dakika içerisinde pizzanız hazır oluyor. Eğer yani maksimum şey diyelim mi, sıra olsa bile 15 dakika. Sıra olsa bile masanıza 15 dakika içinde en geç pizzanız geliyor diye söz verebiliyor muyuz? Veriyoruz. Evet. Yani. Hadi 3 yapalım. Hadi 18 olsun. O az önce bahsettiğimiz toplar var ya, irmik topları. Bunlar pizzadan sonra ikram geliyor. Nasıl demiş? Bir yarsana ikiye merak ettim. Yarsana ne demek? Aa, sütlü irmik. Tabii tabii. Aa, güzel. Geçemedi. Yapalım. Güzel değil mi? Sizde de var mı bilmiyorum ama ben de yemek yedikten sonra bir tatlı yeme ihtiyacı olur her zaman. Böyle bir şey. Ve özellikle işletmelerin ben bu hareketini çok beğeniyorum. Yani yemekten sonra hani tam ücret tatlı satıyorlar ama adam düşünüyor ve sana ikram gönderiyor masaya. İrmik olur atıyorum. Tel kadayıf olur ama bir güzel bir ikram bana çok sempatik geliyor. Yani bana çok sempatik geliyor. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Lütfen yorum kısmına da yorumlarınızı paylaşın. Hepsini tek tek okuyoruz. Hepsi bizim için çok önemli. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şu şeyi şöyle yapalım şimdi.